Atatürk akıllı insan. Osmanlı'nın son döneminde akıllı insanlarımız bir araya gelmişler. Atatürk'ü başa geçirmişler. Akıllı bir çalışma yapmışlar. Akılsızlığa son vermişler. Akıllı olmanın nimetlerini insanlara sunmuşlar. Olay bu. Yoksa akılsızlar şu an bizi bayağı zor durumda bırakırdı. Akılsızın baş belası olması, devlet kademelerinde olması çok büyük beladır. Hep insanlar akılsızların başta olmasından çok ızdırap çekmiştir. Hitler ayrı baş belası olmuştur. Mussolini ayrı, Stalin ayrı. Efendim, geçmişte de hep zulmetmişlerdi. Peygamberimiz diyor, bir benim zamanım hayır, bir ahir zaman hayırlı. O kadar. Hep böyle zalim sultanlar gelecek diyor. Zalimler gelecek. Sonunda ümmet feraha kavuşacak diyor Mehdi vesilesiyle. İslam ülkelerini görüyorsunuz. Adam Avrupa'dan geldi. Zürafa. Evet, Suriye'yi mahvetti bak. İlim ilim inletiyor. Sisi Amerika'da eğitim gördü. Müslümanları şimdi perişan ediyor. Aynı şekilde diğer ülkelerde de böyle. Hep zalim sultanlar, zalim idareciler mahvediyor İslam alemini. Bir tek Türkiye şefkatin, merhametin, akılcılığın iyi uygulandığı bir ülke. Ordu da makul Türkiye'de, hükümet de makul. Özellikle ordumuz son zamanlarda çok daha iyi oldu, hükümet de. Yani Cumhuriyet hükümetler içerisinde en demokrat olanlardan, en huzur verenlerden biri oldu. Çünkü biz diğer hükümetler döneminde İddialayan Ergenekon terör örgütünün rahatsızlığını hep yaşadık. Hep kabus içinde yaşadı insanlar. Ama ilk defa bu hükümet döneminde İddialayan Ergenekon terör örgütünün ve mafyaların gölgesinden uzak yaşayabildik ilk defa. Bir de PKK belası vardı. Hayret edici şekilde o bela da geriye çekildi. O yüzden hükümet başarılı. Türkiye'nin hayır yolda ilerlediğini ve ilerleyeceğini görüyoruz inşallah.